Babiş. Söyle kızım. Her şey yolunda. Herkese tekrardan merhabalar. Müthiş bir havayla açılış yapıyorum. Hava yine çok güzel. Ben evime geldim. Hepiniz de kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi babamla fizik tedaviden geldik. Babamı fizik tedaviye götürmüştüm. Her gün düzenli bir şekilde gidiyoruz. Bu iyileşene kadar da böyle devam edecek. Fakat tabii ki şu anda ilk güne göre daha da biraz toparladı. Daha da biraz iyi. İlerleyen zamanda inşallah daha da iyi olacak. Hepinize geçmiş olsun mesajı için de çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben eve geldim. Babam beni eve bıraktı. Onun işleri varmış, halletmeye gitti. Gelecek. Halam gelecek annemlere. O yüzden benim şöyle evi hemen bir toparlayıp annemlere geçmem gerekiyor. Çünkü gerçekten evi iki gündür süpürmüyorum. Tunca evdeyken sürekli böyle hafta sonu dışarı çıktığımız için bir de havayı güzel bulduk iki gündür. O yüzden evi süpüremedim. Şimdi evi süpüreceğim. Sonra da aslında detaylı bir temizlik yapmam lazım. Ama işte annemlere geçmem lazım. O yüzden bir ara inşallah şöyle derin bir temizliğe kalkışacağım. Çok fazla lafı daha uzatmıyorum ve ben başlıyorum. Bu arada Haniş'im görüntüler aradı. Onu arayacağım. Bir de biraz onunla konuşayım. Evet, hemen üstümü değiştirdim. Çünkü hava o kadar sıcak ki gerçekten çok piştim. Şimdi hemen evi süpürmem gerekiyor. Çünkü annem beni bekliyor. Şu banyoyu da biraz böyle temizleyeyim hızlı hızlı. O yüzden benim bir an önce işe başlamam gerekiyor. En azından ne kadar yapsam o kadar kar şu anda benim için. Ben hemen başlıyorum. Sonra annemlerle görüşürüz. Evi süpürdüm her yeri. Bir güzel halıları da silkeledim. En azından rahatladım. Mutfağı, salonu, her yeri süpürdüm. Şimdi de aşağı komşuma kahveye ineceğim. Sözüm vardı çünkü bayağıdır. O da evdeyken hazır gel dedi hani kahveye. 10 dakika sonra çıkacakmış çünkü. Şimdi kahve içeceğiz. Oradan da ben annemlere geçeceğim. Geldiğimde de banyolarımı temizleyeceğim. Çünkü halam gelecek. O yüzden ben şimdi bir kahve içmeye ineyim. Sonra annemlere geçeyim. Geldiğimde işime devam ederim. Yoruldum. O kadar hızlı yaptım ki yoruldum. Ben 2 dakika aşağıya komşuya kahve içmeye gittim biliyorsunuz. Anne, kapı açılmadı. Tabii o sırada telefonum kapanmış. Babam kapıya kadar gelmiş bana ulaşamayınca. Çok korkmuş. Evime geldim tekrardan. Halamla o kadar çok muhabbete dalmışız ki çay sohbet. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışım. Fakat yemeğim yok. Şu an saat 6 oldu. Tunca çıkmış işten geliyor. Zaten Tunca Gebze'den geldiği için gelmesi bayağı uzun sürüyor. 8'i bulur gelmesi. O yüzden ben şimdi yemek yapacağım. Sonra da böyle bir temizliğe devam edelim. Buzluğumda zaten bezelye vardı, onu çıkardım. Tabii bezelyeleri bir güzel yıkadım. Şimdi de hemen soğanımı doğrayıp yemek yapmaya başlayacağım.
olmak üzere zaten. Bitti gibi. Şimdi de bezelyelerim biraz böyle pişti. Patatesini ekleyeceğim. Patatesleri artık en son ekliyorum. Annem beni bu konuda uyardı. Çünkü diğer türlü püre gibi oluyor içinde. O yüzden şimdi en son patatesleri ekliyorum. Bir kere çıktı mı tamam. Alırım. Ne zaman alıyorsun? Ne zaman istiyorsun?
Yemekten sonra çıkalım, az dolaşalım. Tamam, alayım. Tamam. Tamam. Peki sen bana ne alacaksın? Ne zaman? Ben sana telefon alacağım sen. Ben herhangi bir şey beyan etmedim ki. Zaten ne zaman bir şey beyan ettin ki? Aa. Adam öyle. Mort. Ya. Şaka yaptım. Yemin ederim. Ay bak bezmiştim. Vallahi şaka yaptım. Allah çarpar. Ay şaka yaptım. Vallahi. Allah çarpar. Ya yapma, üzülürüm. Vallahi. 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 Vallahi yeter mi? Vallahi. Ay şimdi gözyaşı sandım da attığım suymuş. Dur alayım. Ağlama da bak. Vallahi şaka yaptım. Yemin ederim şaka yaptım. Ya yapma, üzülürüm ya. Olsun. Ya yapma böyle bak. Tamam. Aa, şöyle yapma suratını. Hadi yemek yiyeceğim. Tamam şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Tamam. Ben istemiyorum telefon. Şaka yaptım. Neyse kaçtım. Yok gelsin kaçacağım. Hadi böyle yaptım. Ben telefon istemiyorum artık. Bir de saat bunu kullanmayacağım. Ama ne kullanacağım? Murat'ı arayacağım birazdan, satın alın. 30 lira alacağım ben kendime. Kırmızı renk. Ay yemin ediyorum. Bu evde bir terslik var. Trim atması gereken benim normal şartlarda bir bayan olarak. Ne yapıyordun? Hey diyordum, hey. Ya evin neşesi ya. Ayşım sanki ama çok sıkılıyorum böyle. Kameraya ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Geri alıp izleyeceğim onu birazdan. Ayşım çok sıkılıyorum sen yokken ben evde. Birazdan onu geri sarıp bakacağım, bakayım ne yapmışsın sen kameraya. Ben sensiz, Allah'tan şu çekimler vardı. Ben sensiz çok üzülüyorum bu evde. Ben sen gelince böyle güzel gülüyoruz, eğleniyoruz. Evet. Gece saat 12'yi yaptık artık. Artık uyuma vakti. Ama şu bulaşık makinesini çalıştıracağım. Öyle yatacağım. Bu arada ben şu Domol'un tabletinden çok memnun kalmadım. O yüzden tavsiye etmiyorum. Günaydın. Ben geldim. İkinci günden herkese merhabalar. Ben şu anda yüzümü yıkadım. Bir güzel dişlerimi de fırçaladım. Şu V-Lap'ın beyazlatıcı kreminden süreceğim. Demiştim düzenli kullanacağım diye. Bir de biz bunu nasıl kullanıyoruz biliyor musunuz? Tunca'nın şu dirseklerini. Böyle Tunca'nın dirsekleri böyle sürekli çalışmaktan, masaya koymaktan buralar artık böyle şey hani morarmış gibi duruyor. Ama bunu bir de orada deneyeceğim. Her akşam düzenli sürüyorum. Bakalım, bilmiyorum. Evet, kremimi sürdüm. Allah'tan dün banyo ve tuvaleti temizledim. Evi süpürdüm ama ne fark eder ki? Çünkü dün akşam çekirdek çitledik. Bu ne demek oluyor? Betül gene salonu süpürecek. Olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. O zaman temizlikte görüşürüz. Bye. Evet, tam size bye bye demiştim ki temizlikte görüşürüz diye. Fakat annemle babam geliyor. Bu sefer onlar bana geliyor bugün. O yüzden ben şimdi hemen böyle tekrar evi süpürdüm hızlı. Şimdi de çay demleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz babam tam bir çaycı. Bir de babişim geliyor, annem geliyor. Çok mutlu oluyorum onlar böyle gelince. Şimdi çay demleyeyim. Ondan sonra öyle. Sonra evi süpürdüm zaten. Tuz alırım, silerim. Bir de şu mutfak dolaplarını belki silerim. O zaman öyle devam ederiz. Ben şimdi çayı demleyeyim. Ya işte anne ya, anne. Karnım acıktı. Kendi karnın aç mı diye bunu yapıyorsun şu anda? Yani. Gelirken soğan halkasını almış. Başka ne aldın? O ne? Nugget almış. Feren seviyor diye. Yani bakın görüyorsunuz değil mi? İşte anne yüreği. Ya. Annemler gitti. Şu anda saat 5'i geçiyor. Ben şimdi mutfağı toparladım. Fakat biliyorsunuz 2 gündür mutfak dolaplarını sileceğim. Fakat şu anda sileceğim çünkü zaten yemeğim var. O yüzden Tunca gelene kadar en azından şöyle mutfağı bir temizleyeyim, sileyim. Ama benim ünitenin altını toparlamam lazım. Çünkü buradaki bazı şeyleri yer açılsın diye ünitenin altına koyacağım. Çünkü gerçekten ünitenin altı aşırı derecede korkunç bir vaziyette. Hemen size orayı da göstereceğim. Yani yapacak bir şey yok, bayağı dağılmış. Bu arada ben mutfak dolaplarımı size neyle sildiğimi hemen gösteriyorum. Şu çok amaçlı temizleyiciyle sirkeli. Bununla sileceğim. Elma kokulu bu. Yani böyle bir hafif sirke kokusu var ama ben sirke kokusundan çok hoşlanmadığım için hatta tahammül edemediğim için o yüzden böyle elmalı kullanıyorum. Böyle gayet güzel böyle bir elma kokusu var, hoş bir kokusu var. O yüzden bununla temizleyeceğim.
Mutfak dolaplarımdan o kadar çok memnunum ki sildikten sonra asla kurulamama bile gerek kalmıyor. Çünkü öyle su lekesi, parmak izi falan asla çıkarmıyor. Neyse ben şimdi ünitenin altını boşaltayım, ondan sonra burayı sileceğim. Yani orayı bir toparlayayım, size o korkunç vaziyeti de bir göstereyim. O zaman salona geçelim. Evet, hazır mısınız? Size korkunç yeri gösteriyorum. Çok dağılmış, aşırı derecede. Tatatatan. Bakar mısınız? Böyle karman çorman olmuş burası. Neyse, hemen el atıyorum buraya. Ya Rabişim'le fotoğrafım çıktı. Sanırım bu da Rabişim düğününden. Evet. Bu da şöyle Rabişim. Bu kutunun içinde neler var acaba? Bu evlenme teklifindeki yüzük kutu. Huhu. Burada ne var? Hanifemin yıllar önce bana bu kutuda böyle doğum... O zaman bekardık tabii. Bundan bir 5-6 yıl önce falandır galiba. Şöyle hediye almıştı bana. Bunun içinde makyaj malzemeleri vardı. İçinde de not vardı. Birine kardeş demek için aynı anne babadan doğmak zorunda olmadığını öğreten prenses kardeşim. Birlikte nice senelere seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. Ya bunları böyle saklıyorum. Ay bu da bizim düğün albümümüz. Yani düğün salonunun vermiş olduğu albüm. Yani niye düğün salonları böyle albümler yapıyor? Niye biraz daha şık yapmıyorlar? Bakar mısınız? Böyle çiçekler, böcekler. Ya niye bu fotoğrafları doğal koymuyorsunuz? O kadar çok şop uygulamışlar ki yüzüme. Yüzüm gözükmüyor bildiğiniz. Bembeyazlıktan. Bu da böyle düğün albümümüz. Vay be. Zaman çabuk geçiyor. Vallahi çabuk geçiyor. Ay ay. Şu an anılarım şey oldu, depreşti. Ay. Q yedim. Ben bir ara Audi Q7 aşığıydım. Hala öyleyim. Şu jipe çok merakım var. O yüzden bunun hastası olduğum için bekarken hatta telefonda ve bilgisayarımda ekran resmi olarak bunun fotoğrafı bile vardı. O yüzden annemler de bundan hediye almışlardı bana. Yani uzaktan kumandasını almışlar ama olsun, o da bir düşünce tabii, olsun. Keşke gerçeği olsaymış. Bu ne sertifikam? Bu benim folklor, halk oyunları sertifikam. Yıllar önce almış olduğum. Bu sağlık ve güvenlik birimi, sağlık ve güvenlik üzerine almış olduğum sertifikam. Şu şekilde. Bu yönetim ve organizasyon sertifikam. Bu etkin yönetici asistanlığı sertifikam. Böyle mutfakta çok fazla kullanmadıklarımı getirdim. Çünkü mesela şu bir rafta çok yer kaplıyor gerçekten. Daha sonrasında şu Karaca'nın seti ama şu anda gösteremiyorum. Onlar da çok yer kaplıyor. Zaten yemek takımlarım hep burada duruyor. Yani çok fazla yer kaplayanları buraya getirdim. Çünkü yan tarafta da var zaten. Orada bir de bardak takımlarım falan var. Mesela şunları da getirdim buraya. Yani şu an mutfakta bir tane raf açtım. Çok mutlu oldum. Ve bakın ünitenin altında ne buldum. Bu beni istemeye geldiklerindeki tepsi. Bunun üzerinde böyle çikolatalar falan vardı. Böyle bir tepsi istemiştim çünkü. Ama bunu kullanacağım. Gerçekten artık bu sefer misafirlerimde kullanacağım. Çünkü aynalı tepsi. Ben bunu nasıl kullanmıyormuşum? Hemen size bir dolabımı gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bomboş. Yani bir uzun bor camların şöyle kek kalıplarının ne kadar doldurduğunu görebiliyorsunuzdur. Burada sadece şu borcamım vardı ve bu var. Şimdi bunları ben şöyle üste koyacağım.
Buraya da şimdi düzenleyeceğim hangi dolabı boşaltıp koyabileceğimi. Ona göre bir düzenleme yapacağım. Ama gerçekten bir dolabın boşalması benim için çok iyi oldu. Allah'tan çok fazla eşyam yok. İçlerini sildim, bir güzel temizledim. Tabii bir ara şarjım bitti, o yüzden telefonun şarjı takmak zorunda kaldım. Fakat Allah'tan benim gerçekten çok bir eşyam yok. O yüzden benim için silmesi, toparlaması daha kolay oluyor. Sadece ünitenin altında böyle çok fazla gelenleri koydum. O yüzden çok rahatladım yani bir dolapta boşalmasına. Şimdi hemen size şöyle kısaca bir dolaplarımı gezdireyim. Mesela örnek verecek olursam, şuradaki dolabım çok fazla doluydu. O yüzden şimdi burayı da böyle bir boşalttım. Burada çok fazla şeyler vardı. İşte süzgeç, taslar daha fazla vardı. O yüzden onları şu boşalan dolaba koydum. Burası böyle tabletim, yağ, deterjanlar. Bunlar var, tepsilerim var. Bunlar bu şekilde burada. Bir de burada böyle bardaklarım var. Sadece bardak olan kısım bir tek mutfakta burası. Zaten bu bize yeterli. Yani daha fazlasını bilmiyorum, düşünmüyorum ama bir kahve fincan takım istiyorum. O yüzden şuraya böyle bir fincan daha, bir takım daha gelebilir. Onun haricinde bunlar bize yeterli. Size en şey komik yeri göstereyim. Ya bilmiyorum, bizim için yeterli. Tabii şu an bulaşık makinesinde de var ama size tabak bölümümü gösteriyorum. Günlük yemek tabaklarım. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Yani ve bu bana yetiyor zaten. İşte servis, tabii şunların 3 tanesi şu anda makinede. 6 tane böyle büyük servis tabağı var. İşte pasta tabaklarım var. Onun tabii bir küçük boyları var. Burada yemek tabağımız var. Kaselerimiz var. Salata tabaklarımız var. Borcamlarım burada. Yani şu an bunlar bizim için ideal ve yeterli. Zaten misafirlik takımım var. Onları kullanıyorum. Bir de içeride de böyle misafir için pasta tabaklarım var. Onları ünitenin altına koydum. Şimdi size biraz önce boşalttığım dolabı da göstereyim nasıl yaptığımı. Tencerelerimi, şu küçük tencerelerimi, tabii iki tane büyük tenceremi de koydum. Tunca çayı buraya koymuş. Şuraya şöyle saklama kaplarını koydum. Buraya o iki tane borcamımı koydum ve sürekli kullanmış olduğum şu kek için borcamımı oraya koydum. Yani burayı bu şekilde yaptım. Tencereleri buraya koydum. Buradan alması benim için çok kolay oluyor. Peki bunları niye tencerelerimi buraya koydum? Çünkü benim şu alt dolabımdaydı hepsi tencerelerim. O yüzden burayı şöyle bir bayağı ferahlattım, boşalttım. Tabii şurada da şu arkada 3 tane şu an tencere var. Bir de şu 2 tane granit tencerem şu anda gene makinede. 2 tane granit tenceremi de gene böyle buraya koyacağım. Şunları hafif böyle yana alacağım. Benim için zaten şöyle yani böyle ideal. Çok fazla gerçekten aman aman dolu, ağzına kadar böyle dolaplarım dolu diyemem. O yüzden çok rahatım, çok rahatım bu konuda. Burada da böyle kahve makinesini tezgahın üzerinde sevmiyorum. O yüzden buraya koydum. Burada unum var. Arkada şöyle gene aynı şekilde işte bunlar çok yer kaplıyordu. O yüzden buraya aldım. Burada tost makinesi var. Tost makinesini de tezgahın üzerinde sevmiyorum. Çünkü çok fazla tost makinesi kullanmıyoruz. O yüzden onu da buraya koydum. Yani bu dolabım da böyle çok aman aman dolu değil. Şu dolapta da zaten baharatlarım var. Burada da kaşıklarım var. Sadece işte şu yapmam gereken dolapları yaptım. Çok rahatladım ama şu anda tertemiz oldu. Gerçekten çok rahatladım. Geçen vloglarımda göstermiştim nevresim takımlarımı, size yeni aldıklarımı. Fakat daha şunu yıkamadım. O yüzden bunu yıkayacağım. Bir dahaki nevresimi değiştirdiğimde çünkü bunu seveceğim. Şimdi bunu bir makineye atayım.
Tuncu Usta. Teşekkür ediyorum. Al canım. Sırada tülümüz var. Boyum yetmediği için Tuncay'ı bekliyorum tül yıkamada. Şimdi de tülü makineye atacağım. Şu çarşaflarımızı astık. Sıra bunda. Size şu anki tülden gelen yumuş kokusunu anlatamam. Evet, şu anda mis gibi oldu. Size şimdi bugün gelen kargomu göstereceğim. Biliyorsunuz ben makyaj yapmayı çok seviyorum. O yüzden kendime yeni bir BB krem aldım. Eğer memnun kalırsam kullanmaya da devam ederim. Hemen göstereceğim. Selin Ciğerci'nin yeni çıkarmış olduğu BB kremden aldım. Ben medium tonunu aldım rengini. Hiç denemedim şu anda. Daha yeni açıyorum sizlere göstermek için. Eğer memnun kalırsam bundan kullanmaya devam ederim. Bakalım yarın deneyeceğim. Denediğimde sizlere de gösteririm. Tonu uyacak mı uymayacak mı onu da hiç bilmiyorum. Kullanmak için de sabırsızlanıyorum. Denediğim gibi de sizlerle paylaşacağım. Artık uyku vakti. Şu anda saat gece 12'yi geçti. Ve bugün yoruldum. Dün de yoruldum. O yüzden bu vlogu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşürüz. Hoşça kalın.